Öfkeden bordoya dönmüş olmalı gözüm, yüzüm. O kadar öfkeliyim ki neye öfkelendiğimi bile unuttum. Her şeyi bırakıp kaçmalıyım. Kaçmadan önce bir şey yapmam gerek. Ama ne yapacağımı bilemiyorum ve bu çaresizlik daha da kemiriyor içimi. Kapımı ve telefonlarımı kapatayım. Karnım aç. Ben ondan sinirlendim böyle. Şu tarçınlı diyet bisküviden bir tane yesem ne olur? Bir şey olmaz. Ne güzel kokuyor. Tarçın. Şimdi bir salep içebilseydim. Üzeri tarçınlı. Yanında da tazecik, kavrulmuş sarı leblebi. Ne güzel kokulardır aslında. Kuru yemişçi kokusu, şarküteri kokusu, pastane kokusu. Sonra vanilya. Vanilyalı kurabiye kokusu. Okuldan eve gelirsin. Ev sıcacıktır ve fırında vanilyalı bir kurabiye vardır. Hava soğuktur, hatta karlıdır. Ellerinde eldiven, üşüyerek soğuğa inat panayır yerinde dolaşırsın ve birden burnunu kavrulmuş şekerli badem kokusu ısırır. Çok değil, biraz ötede ise kestane kebap yapmaktadır önlüklü kestaneci. Yazın mısır, kışın kestane kokusu gelir hep o küçücük arabadan. Ya da yorgun argın, üşümüş bir burunla eve dönersin. Kapıda seni önce tavada kızarmakta olan kuru köfte kokusu karşılar. Gece en sevdiğim film vardır televizyonda ve en sevdiğin arkadaşların da yanında. Film başlamadan pıtır pıtır mısır patlatırsın. Patlamış mısırın kokusu az sonra yiyeceğin güzel filmin habercisidir izleyeceğin. Sonra sobalı evlerin baş tacı, soba üzerindeki portakal kabuğu kokusu vardır ki keker rendelenmiş limon kokuyla başa koşar hafızamda. Limonlu keklerin piştiği evlerdeki pazar günlerinde sıcacık banyodan çıkarken üzerimizde taşıdığımız beyaz sabun kokusu var sonra. Küçük kese kağıdını açıp cezveye koymak için kaşıklanan taze kavrulmuş kahve kokusu. O kahvelerin badem ezmeleriyle içildiği, Allah analı babalı büyütsün ziyaretlerinde kucağa alınan o minicik bebek kokusu. Vallahi yemeden bırakmayız diyerek sunulan tazecik, kıtır kıtır peynirli börek kokusu. Yaz geldi aşkım dedirten sevinçlere sebep, bahçelerin duvarlarından taşan o güzelim leylak ağacının kokusu. Yazın tam ortasında arka bahçelerdeki kayısı güllerinin baş döndüren kokusu. Kışa tahammülün görkemli çiçekleri, fulya ve nergisin kokusu. Pazar kahvaltılarının mutluluk habercisi, mayalı hamur kokusu. Çocukluğun unutulmaz hatırası, çilekli silgi kokusu. Çocuk yazlarının geçip gittiği bahçelerde çalı çırpıyla tutuşturulan ocak kokusu. O ocaklarda közlenen patates kokusu. Gece yatarken olmazsa olmaz temizliğin temsilcisi naneli diş macunu kokusu. Yatağa yatınca başımızı okşayan çarşaf ve yastıklardaki lavantalı ütü suyu kokusu. Sabah uyandığında baş ucunda bekleyen yeni yapılmış filtre kahve kokusu. Ve yaşamının en güzel simgelerinden biri olan fırından henüz çıkmış ekmek kokusu. Ve ele bulaşan mandalina, bahçedeki mimoza, vazodaki lilyum, saksıdaki fesleğen, aniden bastıran yaz yağmurundan sonraki toprak ve açık deniz kokusu. Hastalıkta pişirilen şefkat, aidiyet, huzur taşıyan yoğurt çorbalarının üzerindeki kızdırılmış tereyağına serpilen kuru nane kokusu. Uzayıp gider bu liste. Düşünürken nedenini bile anımsayamadığım o öfkeyi hiç edip uzar hem de.